Merhaba dostlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. İki haftalık bir aradan sonra tekrardan sizlerleyim bugün. Artık resmi bir şekilde gelenek haline getirdiğim aylık favorilerimi bugün sizlerle paylaşacağım. Bu ay Mayıs'tı. Mayıs benim için çok kalabalık bir aydı. Çok gerçekten. Hem finallerim vardı hem Eurovision izledim. Kalabalık bir aydı ve çok da favorilerim var. O yüzden çok da lafı uzatmadan hemen videoya geçelim. Evet, şimdi Mayıs ayındaki favori dizilerimden başlamak istiyorum. Bu ay iki tane dizi var. Bir tanesi hatta reality. Bir tanesi yarışma programı yani. En azından öyle diyeyim. İlki Weird City diye bir tane YouTube orijinal dizisi. Burada benim ilk ilgimi çeken şey bir bölümünde Dylan O'Brien'in oynamış olması. Neyse işte çok değişik bir diziydi. Şöyle bir şey gibi düşünün. Black Mirror'ın daha yumuşatılmış ve daha garip versiyonu. Hani Black Mirror ne kadar garip biliyorsunuzdur. Onun daha da garip versiyonu gibi düşünün Weird City'yi. Şöyle bir şeyden bahsediyor Weird City. Bir tane şehir var, ikiye ayrılıyor. Bir tanesi üst tabaka, bir tanesi alt tabaka gibi bir şey. Ve hani orada yaşanan olayları anlatıyor. Özellikle üst tabakadaki yaşanan garip garip şeyleri anlatıyor. Get Out ve Us gibi filmlerin yönetmeni olan Jordan Peele'ın kaleminden dizi. Yani o ya, senaristlerinden biri o. Ardından ikinci sevdiğim dizi ise The Circle. The Circle'ı bilmiyorsanız Netflix'teki bir tane yarışma programı The Circle. Ve ben çok seviyorum. Ben gerçekten çok seviyorum. The Circle şunu anlatıyor. Böyle bir apartman kompleksinde insanlar var. Ama bu insanlar birbirlerini kesinlikle görmüyorlar. Ve tek iletişim yolları mesajlaşma. Bir tane hani mesajlaşma platformu var The Circle'ın. Neyse. Ve oradan işte popülerlik yarışması gibi bir şey. Her haftanın sonunda, her bölümün sonunda daha doğrusu. Böyle bir sıralama yapılıyor. En popüler oyuncu kim? Hangi oyuncunun kalmasını istiyorsunuz? En üstteki iki oyuncu influencer oluyor. Ve ondan sonrasında kimin gideceğine karar veriyorlar. Böyle anlatınca çok basit duyuluyor olabilir ama çok fazla plot twist'i olan, çok fazla böyle sizi şaşırtan hamleleri var insanların. Olan insanların bir şey, catfish yapılabiliyor. Mesela bazı insanlar dedikleri kişiler değil. Süper. Yani gerçekten en sevdiğim reality show'larından biri. Kesinlikle öneririm. Şimdi en sevdiğim filmlere geçelim. Bu ay çok fazla film izleyemedim çünkü hani final haftamda. Aynı zamanda bir hafta boyunca sırf Eurovision izlediğim için kesinlikle bir film izleme gibi bir şeyim yoktu yani. Uğraşım yoktu. Film izlemek istemiyordum. Bugün size bir film öneremeyeceğim. Bu ay favori filmim yok. Şimdi kitaplara geçelim. Bu ay 2-3 tane kitap okudum ama aralarından sadece bir tanesi çok çok hoşuma gitti. O da şu an elimde değil çünkü İstanbul'a geldim ben. Ama Küçük Ama Büyük Yalanlar. Şuraya koyabiliyor muyum? Koyabilirim herhalde. Küçük Ama Büyük Yalanlar. Lian Moriarty miydi? Aynen. O kadından. Aynı zamanda dizisi de var. Ve gerçekten çok çok güzeldi. Hani uzun süredir okuduğum en sürükleyici kitaplardan biri. Dediğim gibi final haftamdı bir ara ve orada bırakamadım elimden. Yani öyle bir durum vardı. Çok çok tehlikeli bir kitap. Bir mahalle düşünün. Avustralya'da bir mahalle bu. Sydney'e yakın. Ve inanılmaz zengin insanlar falan yaşıyor böyle. Ve anaokulu annelerinin böyle inanılmaz bir şeyi var. Draması var. Her neyse böyle. Herkes birbiriyle kavgalı. Herkes arkasından işler çeviriyor falan filan. Entrika dolu bir mahalle. Anaokulu anneleri arasında böyle bir kavga var. Neyse. Ve sonrasında okul son etkinliklerinden birinde bir veli düşüyor bir yerden ve ölüyor. Bütün tahminlerim çöp. Hiç tahmin etmeyeceğim kişiler, hiç tahmin etmeyeceğim şeyler falan yaptı. Çok çok güzel bir kitaptı. Dediğim gibi dizisi de var. Ben daha dizisini izlemedim. Ancak kitabı gerçekten çok çok sürükleyiciydi ve kitabını kesinlikle öneririm. Bu ay favorilerimden biri oldu. Birinin düşmesi tam şey değil. Zaten Ufak Tefek Cinayetlerin şeyi, Ufak Tefek Cinayetlerin esinlendiği kitap bu. Evet. Evet, şimdi benim favori kısmıma geçeyim. O da şarkılar kısmı. Hazırsanız bu ayki favori şarkılarımı sizlerle paylaşacağım. Ve spoiler alert, yarısından fazlası Maneskin'in tüm diskografisi. Başlıyoruz. Hazır mısınız? Okay.
Evet, şarkılar bu kadardı. Umarım şarkıları beğenmişsiniz de şarkı seçimlerimi de. Bunların hepsinin tamamını benim Spotify playlistlerinde bulabilirsiniz. Yakın zamanda yeni bir playliste başlayacağım ama şu an en güncel olanı aşağıda koyacağım linkini. Şimdi diğer kategorisine geçiyoruz. Diğer kategorisinde geçen ay, yani Nisan ayında birkaç tane YouTuber önermiştim ve çoğunuz beğenmiş YouTuber önermemi. O yüzden bu ay da yine iki tane YouTuber önermek istiyorum. Bir tanesi çok uzun süredir takip ettiğim ama yine bu ay tekrardan videolarını bir daha böyle deli deli izlemeye başladığım bir YouTuber. O da Gavin Weber diye bir adam. Bu adam Avustralyalı bir peynir üreticisi. Peynir yapıyor adam. YouTube videoları öyle şey yapıyor, peynir tarifleri veriyor. Ben hayatım boyunca peynir yapacağımı asla zannetmiyorum. Ama adamın peynir yapması o kadar satisfying ki izlemek. Bir de hani Avustralyalı olduğu için Avustralyalı aksanı da var adamın bayağı. Çok rahatlatıcı yani gerçekten peynir yapması. Özellikle bazı kısımları var böyle peynirin kesildiği falan filan. Eğer öyle satisfying videolardan hoşlanıyorsanız peynir yapma videolarını kesin öneririm. Özellikle Gavin Weber'ı öneririm. Çünkü bir de eşi çok yakın zamanda kanser olmuş ve onunla mücadele ediyor aynı zamanda. O yüzden eğer bilmiyorum gidip abone olursanız veya şey yaparsanız ben genel olarak çok mutlu olurum. Çok tatlı bir adam çünkü kendisi. Her neyse, şimdi ikinci kanala geçiyoruz. İkinci kanalda Johnny Harris diye bir adamın kanalı. Ben bu adamı Vox diye bir kanal vardır belki biliyorsunuzdur. Oradaki Border serisinden tanımıştım. Ve şimdi de kendi kanalını açmış. Ben bunu bilmiyordum. Şu an hani bu ay keşfettim kendi kanalını açtığında Johnny Harris'in. Ve bu adam inanılmaz yüksek prodüksiyonda bütün dünya şeylerini anlatıyor. Olaylarını anlatıyor gibi bir şey yani. Merhaba dostlarım. Birkaç tane favori videomu, Johnny Harris'ten favori videomu açıklamak istedim. Çünkü hani burada çok güzel açıklamamışım. Çünkü adamın yaptığı şeyler o kadar değişik ve farklı ki yani her videosu farklı bir konuyu şey yapıyor. Her neyse. Aşağıda Sedat Peker izliyorlardı. O yüzden çok özür dilerim öncelikle. İkinci olarak videolar şunlar. Why Americans Eat Dessert for Breakfast. Ben ilk bu videoyla başladım izlemeye kendisini ve gerçekten süper bir video. How Switzerland Stayed Neutral diye bir şey var. İsviçre'nin eşit olma, iki tarafa da şey yapma politikasını anlatıyor. Ardından tabii bize de yakın olduğu için bu hani coğrafi açısından How the US Stole Iraq diye bir tane videosu var. Ben bu konu hakkında çok bir şey bilmiyordum. Ve hani yeni doğmuştum yani nereden bileceğim, o da ayrı bir konu da. Irak videosuyla alakalı olarak yine How the US Stole the Middle East diye bir videosu var. O da çok güzel. Hani genel olarak yakınlarımızda olduğu için çok tanıdık geliyor çoğu isim ve şey. O yüzden onu da çok seviyorum, o videoyu da. Eğer genel olarak sınırlarla alakalı bir ilginiz varsa, sınırları seviyorsanız sınırlara bakmayı, garip garip sınırları, ülke sınırlarını, o zaman The Longest Border in the World videosu çok güzel. Aynı şekilde sınırlarla alakalı olarak France Still Has an Empire videosu çok güzel ve Fransa'nın nasıl hala tüm dünya içerisindeki en fazla time zone'a, yani en fazla zaman dilimine sahip olan ülke olduğunu açıklıyor bu videoda. Ve son olarak da yine çok favori videolarımdan biri de Man Putin Fears the Most diye bir videosu. O da yakın zamanda olan ve Putin'in nasıl mafya ile alakalı olduğunu ve bunu ifşa etmeye çalışan bir adamı anlatıyor. Çok tanıdık geliyordur bu arada, farkındayım. Sedat Peker, ama şey, Putin gerçekten değişik bir adam ve Rusya gerçekten değişik bir hükümet yani. Her hükümetin olduğu gibi. O videoları kesinlikle öneririm. Evet, Johnny Harris'i seviyoruz. Kesinlikle öneririm, eğer daha fazla bilgilenmek istiyorsanız da. Herhangi bir konuda videosu var yani. Düşündüğünüz her konuda videosu vardır, emin olun. O yüzden aşağı linkini koyacağım ikisinin de. Ve bu ayki son favori diğer şeyim de. Bunu bana yine bir önceki videomda mı? Aynen. Bir önceki videomda biriniz bana söylediğiniz YouTube yorumlarımda. O da benim çok sevdiğim Phoebe Bridgers'ın Savior Complex müzik videosu. Ben şimdi müzik videosu izleyen bir insan değilim. Şarkıları dinlerim Spotify'da ve delicesine dinlerim ama asla müzik klibini izlemem. Savior Complex'in müzik videosunda Normal People'dan Connell varmış. Ne? İzledim ve bayıldım. Kesinlikle gidip izlemenizi öneririm. Onun da linki aşağıda olacak. Evet, ve bu aylık bu kadar benden. Evet dostlarım, bu aylık benden bu kadar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğenirseniz lütfen beğen butonuna basmayı, beğenmediyseniz lütfen beğenme butonuna basmayı unutmayın. Siz bu aynaları sevdiniz. Maneskin'i takip ediyor musunuz? Çünkü benim yeni favori grubum oldukları için. Maneskin'i takip ediyor musunuz? Favori şarkılarınız ne? Aşağı yazarsanız çok mutlu olurum.
Görüşürüz. Hoşça kalın. Bye bye. Suki, görüşürüz de. Bye bye.